Merhaba arkadaşlar, Bilgi Kap kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda kurumsal mail adresini nasıl açabileceğimizi göstermeye çalışacağım. Kurumsal mail nedir? Kısaca basit olarak tanımlamaya çalışayım. Bir web sitemiz var arkadaşlar. Örneğin bu web sitemizin ismi ardacandekorasyon.com. info@ardacandekorasyon.com mail adresini oluşturduğumuzda kurumsal mail adresimizi oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Başındaki info değil de bilgi de olabilir veya firma sahibinin ismi de olabilir veya muhasebe@ardacandekorasyon.com da kurumsal mail adresimiz olabilir arkadaşlar. Burada amacımız ardacandekorasyon@gmail.com veya @hotmail.com gibi farklı mail sağlayıcılarını kullanmadan kendi mail adresimizle mail alışverişi gerçekleştirmek arkadaşlar. Bu iyi oluyor firmalarla mailleşirken. Bunun şimdi nasıl açabileceğimizi görelim. Web sitemize giriş yapıyoruz arkadaşlar öncelikle. ardacandekorasyon.com. Sonrasında web sitemizin sonuna bir slash koyuyoruz arkadaşlar. Sonrasında cPanel yazıyoruz. cPanel yazdığımızda arkadaşlar bizi 2083'e yönlendiriyor. Burası 2082 de olabilir. 2083 olmasının sebebi arkadaşlar bizde SSL sertifikası aktif durumda. Ondan dolayı bizi direkt 2083'e yönlendirdi. Yani kısaca cPanel'e bir şekilde giriş yapacağız arkadaşlar. cPanel giriş bilgilerimizi yazıyoruz. Şifremizi yazıyoruz. cPanel'de birkaç tane tema var arkadaşlar. Ben öncelikle bu temada bir göstereyim. Diğer temalarda da kısaca anlatacağım arkadaşlar. cPanel'de giriş yaptık arkadaşlar. Bu temada hafif aşağı iniyoruz. Gördüğünüz gibi e-posta diye bir kısım var. E-postanın hemen altından e-posta hesaplarına tıklıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi e-posta yazıyor. Sağ tarafta da @ardacandekorasyon.com sabit bir şekilde bizi bekliyor arkadaşlar. Info yazıyoruz. Şifremizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Sonrasında mailimizin kotasını belirliyoruz arkadaşlar. 1 GB gayet yeterli bizim için. 1024 MB. Hesap oluştur diyelim. Başarılı arkadaşlar. Mail adresimizi oluşturduk. Mailimizi nasıl kontrol edebileceğimizi de kısaca göstereceğim arkadaşlar. Bir de videonun en sonunda bu kurumsal maili Outlook'la yani bilgisayarımıza, Windows masaüstümüze nasıl kurabiliriz? Onun da videosunu en sona koyacağım arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde Outlook'tan da kurumsal maillerinizi takip edebiliyorsunuz. Birçok firma o şekilde takip ediyor. Videonun en sonunda o kısmı da o videoya da geçiş yapabilirsiniz. Şimdi gelelim diğer temalardan kurumsal mail adresini nasıl oluşturabiliyoruz ona bakalım arkadaşlar. Şuradan gördüğünüz gibi sağ üst tarafa tıklayıp stil değiştir dediğinizde aynı zamanda stili değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Birkaç tane var gördüğünüz gibi, dark var. Bir de şu klasik var arkadaşlar, retro olan klasiği bir uygulayalım. Genelde çünkü bu kullanılıyor. Uyguladık arkadaşlar, ana sayfamıza dönelim. cPanel'e siz giriş yaptığınızda bu tema da karşınıza gelebilir. Bu tema karşınıza geldiğinizde hafif aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. Yine e-posta. Buradan e-posta hesaplarına tıklıyorsunuz. Az önce açtığımız mail bakın burada da gözüküyor. Biz sadece temayı, görünümünü değiştirdik. Aynı şekilde buradan da e-posta yazıyoruz arkadaşlar. Altına şifreyi yazıp hesabı oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde kurumsal mail adresinizi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bir de mail adresinin nasıl giriş yapıldığını hızlı bir şekilde göstermeye çalışayım. Tarayıcımıza ardacandekorasyon.com yazdık yine. 2 nokta üst üste 2095 arkadaşlar. Bu farklı firmalarda, farklı hosting sağlayıcılarında uzantılar değişik olabilir arkadaşlar. Hosting sağlayıcınızdan bunu öğrenebilirsiniz. cPanel girişiniz farklı olabilir, bunu öğrenebilirsiniz. Yani ulaşmanız gereken yer webmail arkadaşlar. Hosting sağlayıcınıza ben webmail'e giriş yapmak istiyorum dediğinizde size kolaylıkla bu uzantıyı sağlayacaktır arkadaşlar. Az önce mail adresimizi açtık. Mail adresimize giriş yapalım. Şifrenizi kaydedebilirsiniz isterseniz. Burada birkaç tane şey söyleyebilir. Anlaşıldı dedik arkadaşlar. Bu RoundCube'a tıklıyoruz arkadaşlar. Bu çünkü Türkçe olan seçenek. Varsayılan olarak ayarla diyelim. Sonra da logon üstüne tıklıyoruz.
Evet arkadaşlar, mail adresimiz açıldı. Tarayıcıdan da bu şekilde maillerinizi kontrol edebilirsiniz. İleti gönder diyerek buradan ileti oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında burada düz metin değil de HTML kısmı da var. Bu HTML kısmının detaylarını da başka bir videoda anlatırım inşallah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kurumsal mailinizi de bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer kurumsal maili Outlook'a nasıl kurabilirsiniz? Şimdi hemen videonun sonunda onu göreceksiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.